Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam. Konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızla kazanım değerlendirme testi 22 ile devam ediyoruz. Konumuz ondalık gösterim. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki görselde daire biçiminde olan bir yürüyüş yolu modellenmiştir. Yürüyüş yolundaki A ile H noktalarının arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Dilek bu nokta B noktasından başlayıp ok yönünde H noktasına kadar yürüdüğünde 62 tam 10'da 7 metre. F noktasından başlayıp ok yönünde A noktasına kadar yürüdüğünde 46 tam %26 metre yürümüş oluyor. Buna göre Dilek H noktasından başlayıp ok yönünde A noktasına kadar yürüdüğünde kaç metre yürümüş olur demiş. İlk ipucumuz 7 eş parçaya bölünmüş. Neresi? A ile H arası. Bakın buradan buraya kadar 7 eş parçaya bölünmüş. Bir parçasını bulabilir miyiz? Şimdi onu nasıl buluruz? Buradaki ipucundan bulacağız çocuklar. Bakın B noktasından başlayıp ok yönünde H noktasına kadar yürüdüğünde 62 tam onda 7 metre yürüyormuş. Peki B noktasından H noktasına kadar bu eş aralıklardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. 62 tam onda 7'yi 6'ya bölersek bir parçanın uzunluğunu bulmuş oluruz. Tabii bölme işlemi yaparken virgülün sağ tarafındaki basamak sayıları aynı olacak şekilde sıfır ekleriz. 6'ya 6, ya 6 yazdığımızda 62 tam 10'da 7'yi artık 627 bölü 60 yapabiliriz. Virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 62'de bir kere var. Bir kere 60, 60. 2 kaldı. 7'yi indirdim. 27'de 60 olmadığı için buraya bir 0 yazıyorum. Bölmeyi devam ettirmek için de kalanın yanına bir sıfır. Bölüme de bir virgül yazıyorum. 270'te 60 4 kere var. 4 çarpı 60 240'tır. 30 kalır. Yine bir sıfır vererek bölmeyi devam ettiriyorum. 365 kere var. 5 çarpı 60 300. Demek ki bir aralığın uzunluğu 10 tam %45 metreymiş. Şimdi buraya yazalım. Burası 10 tam %45 metre. Peki Sonrasında F noktasından başlayıp ok yönünde A noktasına kadar yürüdüğünde de 46 tam %26 metre yürüyormuş. F noktasından A noktasına kadar yürüdüğü mesafede buymuş. Çocuklar bakın burada F'den G'ye 10 tam %45 burası. E, G'den H'ye 10 tam %45 de burası. Biz eğer bu iki uzunluğu, şu uzunluğu çıkarırsak 46 tam %26'dan A ile H'nin arasını bulmuş oluruz. O zaman ne yapacağız? 10 tam %45, 10 tam %45 toplanacak. 10, 9, 0, 2, 20 tam %90. Bakın şurası 20 tam %90. F'den A'ya kadar da 46 tam %26 metre. 46 tam %26'dan 20 tam %90'ı çıkardığımızda 6 12'den 9 çıktı 3 burada 5 kaldı virgüllerin altına yine virgül 5 4'ten 2 çıktı 2 25 tam %36 metre olur A ile H arası. Cevabımız da C seçeneğidir. İkinci sorumuz 2 kilogramlık salçanın önce 0 tam yüzde 15 kilogramı sonra 0 tam binde 275 kilogramı kullanılıyor. Buna göre geriye kalan salça kaç kilogramdır demiş. Öncelikle burada kullanılan salça miktarını bulalım. Önce 0 tam 15 sonra da 0 tam binde 275 kilogramı kullanılmış. Topladığımızda burası 5 5 7 daha 12 elde var. 1 2 1 3 1 de elde 4. Virgüllerin altına yine virgül 0 0 daha 0. 0 tam binde 425 kilogramı kullanılmış. 2 kilogramdı. 2 kilogramdan çıkaracağız 0 tam 1425'i. 425'i. Tabi 2 çocuklar 2 virgül 0 0 0 yazabiliriz. 0 tam 1000'de 425'i de virgüller ve aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdık. 0'dan 5 çıkmaz. En baştan 1 onluk aldık. Buraya verdik. 10'dan 5 çıktı 5. Aradaki sıfırlara da tabi 9 dokuz yazacağız. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 4 çıktı 5. Virgüllerin altına virgül. 1'den 0 çıktı 1. 1 tam binde 575 kilogram salça kalır. Cevabımız da B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Can su önce 5 tam %75 TL harcıyor. Sonra harcadığı paranın 4 katı kadar daha para harcıyor. Buna göre Can su toplam kaç TL harcamıştır? Kürtler Cansu 5 tam %75 TL harcadıysa bunun 4 katını da sonra harcadıysa toplamda 5 katı kadar para harcamıştır. 1 kat bu olursa 4 katı daha 5 katı olur. 5 tam %75'in 5 katını bulalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 7 35 2 elde 37. 5 kere 5 25 3 elde 28. Bir Virgülümüz Bakın çarptığımız sayıların iki basamağı virgülün sağında sonucunda iki basamağı virgülün sağında olacak. 28 tam %75 TL harcamıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Yukarıda tabloda bir kırtasiyede satılan ürünler ve bu ürünlerin fiyatları verilmiştir. Tablodaki ürünlerin her birinden ikişer adet alan Fatma toplam kaç TL öder demiş. Kalemden 2 tane aldıysa bir tanesi de 3 tam %5 liraysa 2 ile çarparız kere 5 10 elde var. 1 2 kere 0 0 1 de elde. 1 2 kere 3 6. Çarptığımız sayıların virgülden sonra iki basamağı var. Sonucunda iki basamağı virgülün sağ tarafında kalacak. Bunu kalem için verecek. Sonra defterden de iki tane alacak. 4 tam %25 ile 2'yi çarpalım. 25 kere 5, 10 elde var. 1 2 kere 2 4 1 de elde. 5 2 kere 4 8. Yine çarptığımız sayıların iki basamağı virgülün sağında sonucunda 2 basamağı virgülün sağında olacak. Bu da defter için ödeyeceği tutar. Bunları topladığımızda 6 tam %10 daha, 8 tam %50 0, 6 virgüllerin altına yine virgül 6, 8 daha 14. 14 tam %60 TL öder. Cevabımız da C seçeneği olur. Beşinci sorumuz Prizma biçimindeki su deposu 3 eş bölmeye ayrılmıştır. Depoda 18 tam %24 litre su olduğuna göre depo boş haldeyken kaç litre su ile dolar demiş. Burada çocuklar. Bakın 2 bölümü deponun 18 tam %24 litreymiş. Öncelikle 2'ye bölerek 18 tam %24'ü 1 bölümü kaç litre onu bulacağız. 18 tam %24 bölü 2 yazıyoruz. Tabi bölme işleminde ondalık gösterimlerde virgülden sonraki basamak sayıları eşit olacak şekilde 2'nin yanına 2,00 yazıyoruz. Ve artık virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 1824'ü 200'e bölelim. 9 kere var. 1800, 24 kaldı. 24'ün yanına bir 0. Bölüm kısmına da bir virgül yazarak bölmeyi devam ettiriyoruz. 240'ta 200 bir kere var. 1 çarpı 200 200. 40 kaldı. 40'ın yanına yine bir 0 yazarız. 400 200. 2 kere var. 2 çarpı 200, 400. Bu deponun bir bölümü 9 tam %12 litre su alıyormuş. E 3 bölümden oluştuğu için tüm kapasiteyi 9 tam %12 ile 3'ü çarparak buluruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 3 kere 9, 27. Çarptığımız sayıların virgülün sağ tarafında 2 basamağı var. Sonucunda iki basamağı bir günün sağında olacak ve bu deponun kapasitesi 27 tam %36 olarak bulunacak. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet yukarıda tabloda Kezban Hanım'ın manavdan aldığı meyvelerin kütleleri ve kilogram fiyatları gösterilmiştir. Buna göre Kezban Hanım manavdan aldıkları için kaç lira ödeme yapmıştır demiş. Muz almış 2 tam onda 5 kilogram. Muzun da kilogramı 8 tam %40 TL'ymiş burada sıfırı silebiliriz. En sağdaki sıfırı 8 tam 10 da 4 ile çarparsak sonucu direkt bulmuş oluruz. 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 8 42 elde 42. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16 yazdık. Toplayalım 0 10. 10'un 0 elde var 1. 10 1 de elde 11. 1'de de elde 2. E burada virgülün yerini belirlemek için çarptığımız sayılardan 2 basamak var virgülün sağ tarafında. Sonucunda 2 basamağı virgülün sağ tarafında olacak. Bir günün sağındaki bu sıfırların bir değeri yoktur. Yani muz için 21 TL ödeyecekmiş. Elma için de yine 3 tam 10'da 5 yapalım. Bu sağdaki sıfırı silelim. 3,5 lira olsun. Peki elma 3 tam 10'da 4 kilogram almış. Kilogramı 3 tam 10'da 5 liradan çarpalım. 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 3 9 1'de elde 10. Toplayalım. 0, 9, 1, 1. Virgülümüzün yerini test edelim. Çarptığımız sayıların iki basamağı virgülün sağında, sonucunda iki basamağı virgülün sağında olacak. Ve 11 tam %90 TL. Yani 11 tam onda 9. Bu en sağdaki virgülün şey sıfırın bir değeri yoktur. Bunları topladığımızda 21 lira muz için 11 tam onda 9 lirada Elma için verdi. Buraya virgül 0 yazabiliriz. 0, 9 daha 9. Virgüllerin altına yine virgül. 1, 1 daha 2, 2, 1 daha 3. 32 tam 10 da 9 TL öder. Cevabımız A seçeneği olur. Gidin sorumuz Veli Bey Manav'dan kilogram fiyatı 4 tam %75 TL olan domateslerden 2 kilogram. Kilogram fiyatı 5 tam %25 TL olan üzümlerden 3 kilogram ve 2 tane karpuz almıştır. Veli Bey aldıkları için 45 TL ödeyip 0 tam %75 TL para üstü aldığına göre bir karpuzun fiyatı kaç TL'dir demiş. Evet bakalım şimdi buradan. Veli Bey öncelikle aldıklarının fiyatlarını verdikleri yani aldığı fiyatları ve kilogramını bildiklerimizi bir toplayalım. Onlar kaç lira tutmuş? E, 4 tam %75 lira domatesten 2 kilogram almış. Çarpalım 4 tam %75 ile 2'yi. 10 elde var 1. 14 bir de elde 15 elde var 1. 4 2 kere 4 8 bir elde 9. Çarptığımız sayılardan virgülün sağında 2 basamak var. Burada da 2 basamak virgülün sağında olacak. 9 tam %50 TL domatesler için ödemiş. Sonra 2 kilogram da üzüm almış. Yok pardon 3 kilogram üzüm almış. Kilogramı da 5 tam %25 liraymış. Şu şekilde 5 tam %25 ile 3'ü çarpalım. Üzümün tutarını bulalım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 5 15. Çarptığımız sayılarda virgül sağında 2 basamak var. Sonuçta da 2 basamak olacak. 15 tam %75 TL'de üzüm için verecek. Çocuklar şu kalan parasını da bunların üstüne. Yani bu e, domatesin, üzümün ve kalan parasının toplamını bulalım. Çıkardığımızda karpuzların parası kalacak. 45'ten çıkaracağız tabii. Şimdi domates için 9 tam %50. Üzüm için 15 tam %75. Tabi kalan parası da 0 tam %75 para üstü aldı. Toplayalım. Onun 0 elde var 1. 7, 14, 19, 1 de elde 20. 20'nin 0 elde var 2. Buraya bir virgül yazalım virgüllerin altına. 9, 5 daha 14, 2 de elde 16. 16'nın 6 elde var 1. 1, 1 de elde 2. 26 TL tutmuş. Domates, üzüm ve para üstü. Tabii 45 TL'den 26 TL'yi çıkaracağız. Karpuzların kaç lira tuttuğunu bulacağız. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 15'ten 6 çıktı 9. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıktı 1. 19 TL'ye de karpuz almış. Tabii bu 2 tane karpuz için verdiği para. 2 tane karpuz almış. Karpuzlardan bir tanesinin fiyatını soruyor. 19'u 2'ye bölelim. 19'da 9 kere var. 9 kere 2, 18, 1 kaldı. Bölmeyi devam ettirelim. Buraya bir virgül, kalanına bir sıfır verelim. 10'da 2, 5 kere var. 5 çarpı 2, 10. 9 tam 10'da 5 TL imiş karpuzun bir tanesi. Ya da 9 tam 10'da 5'in yanına bir sıfır ekleyebiliriz istersek. Cevabımız B seçeneği olur. İkincisi sorumuz taşıma kapasitesi 600 kilogram olan bir yük asansörüne her birinin kütlesi 85 tam %32 kilogram olan 4 koli yükleniyor. Sonra asansöre her birinin kütlesi 46 tam %28 kilogram olan 5 koli yükleniyor. Fatih asansörün tam kapasite yük taşıması için asansöre sonradan konulması gereken yük miktarını sayıları onda birler basamağına yuvarlayarak tahmin ediyor. Buna göre Fatih'in tahmini aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet toplam 600 kilogram yük taşıma kapasitesi var. Fatih önce bakın 85 tam %32 kilogram olan yüklerden 4 koli yüklüyor. Yalnız Fatih bunu hesaplarken sayıları onda birler basamağına yuvarlayarak hesaplıyor. Tahmin ediyor. Burada 85 tam %32'yi onda birler basamağına yuvarlarken sağ tarafına bakarız. 5'ten küçük bir rakam var. Bunu sileriz. Onda birler basamağını değiştirmeyiz. Yani 85 tam 10'da 3'e yuvarlanır. 4 koli yüklediyse çarparsak toplam önce yüklediği miktarı bulmuş oluruz. 4 çarpı 3 12 elde var. 1. 4 kere 5 21 de elde 21. 4 kere 8 32 2 de elde 34. Tabi çarptığımız sayıların virgülün sağında bir basamağı var. Sonucunda bir basamağı virgülün sağında olacak. Öncelikle 341 tam onda 2 kilogram yük yüklediğini tahmin ediyor. Sonra yine 46 tam %28'i onda birler basamağına yuvarlarken sağ tarafına bakıyor. 5'ten büyük bir rakam var. Onda birler basamağına 1 bir ekliyor ve 46 tam onda 3 olarak yuvarlayıp 5 koli yüklüyor. Tabii 5 ile çarpacak. 46 tam onda 3'ü 5 ile çarparak sonradan yüklediği yükü de hesaplayacak tahmin olarak. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 6 30. 1 de elde 31 elde var 3. 5 kere 4 20. 3 de elde 23. Çarptığımız sayıların virgülün sağında bir basamağı var. Sonucunda bir basamağı virgülün sağında olacak. Yükler bu şekilde tahmin ediyor. Biri ilk yüklediğinde 341 tam. Onda 2 kilogram. Sonraki yüklediğinde 231 tam. Onda 5 kilogram. tahmine yük var diyor. Bunları bir toplayalım. 7 virgüllerin altına yine virgül. Bura 2 olacak. 7 olacak. 5 olacak. 572 tam Onda 7 kilogram yük yüklediğini tahmin ediyor ve kalan e, kapasiteyi bulmak için de toplam kapasiteden 600'den yani 572 tam onda 7'si doldu. Acaba ne kadar kaldı diye tahmin etmek için çıkaracak. 600 tam onda 0 yazarız. 0'dan 7 çıkmayacak. En baştan bir onluk aldık. Buraya bir onluk vereceğiz. Aradaki sıfırlara 9, 9, 9 yazacağız artık. Ondan 7 çıktı. 3. Virgüllerin altına yine virgül. 9'dan 2 çıktı. 7. 9'dan 7 çıktı. 2. 5'ten 5 çıktı. 0. 27 tam. 10'da 3 kilogram daha yük yükleyebilirim şeklinde tahmin edebilir. Cevabımız da D seçeneği olur. 9. sorumuz Fatma Hanım baharatçıdan kilogramı 20 tam %35 TL'den 1 tam %1 kilogram kırmızı biber, kilogramı 30 TL'den 0 tam 54 kilogram karabiber ve kilogramı 12 TL'den 0 tam %95 kilogram nane alıyor. Fatma Hanım baharatçıya ödeyeceği parayı sayıları onda birler basamağına yuvarlayarak tahmin ederek hesaplıyor. Buna göre Fatma Hanım'ın ödeyeceği miktar kaç TL olarak hesaplanır demiş. Bu sayıları onda birler basamağına yuvarlayarak tahmin ediyor. Bu ne demek? 20 tam %35 onda birler basamağına yuvarlandığında sağ tarafına baktık. 5 var. 5 varsa bunu sileceğiz. Onda birler basamağına 1 ekleyeceğiz. 20 tam onda 4 olarak hesaplayacağız. 20 tam onda 4 TL'den 1 tam %1 kilogram kırmızı biber alacak. Bakın 1 tam %1'i de onda birler basamağına yuvarlayacak Fatma Hanım. E onda birler basamağının sağ tarafında 5'ten küçük bir rakam olduğu için burayı silecek çocuklar sildi. Onda birler basamağı da sıfır zaten. 1,0 olacak. Yani 1'e yuvarlamış olacak. O zaman kırmızı biber için kilogramı 20 tam. Onda 4 lira. 1 kilogram alacak. Yaklaşık çarptığımızda 20 tam. Onda 4 TL ödeyecek. Sonra ne almış? Karabiber almış. Karabiberi de 30 lira kilogramı. 0 tam %54 kilogram almış. Yine bu sayıyı da onda birler basamağına yuvarlayacak. Sağ tarafına baktık. 5'ten küçük bir rakam var. Bunu siliyoruz. 0 tam onda 5'e yuvarlanır. 0 tam onda 5 ile çarpalım. 5 kere 0 0. 5 kere 3 15. 0x0, 0 çarpı 0 0. 0 çarpı 3 0. Topla. 0 5 1. Birgülden sonra bir basamak var çarptığımız sayılarda. Sonucunda bir basamağı virgülün sağında olacak. 15 TL de buraya ödeyecek. Bakın buraya 15 TL ödeyecek karabiber için. Sonra da sıfır tam %95 kg nane almış. Şimdi bunu nasıl yuvarlayacağız onda birler basamağına? Onda birler basamağının sağ tarafına baktık. Ne var? 5 var. 5 varsa onda birler basamağına 1 bir ekleyeceğiz. Bakın burada onda birler basamağında da 9 var. 9'a 1 eklersek 10 olur. 10'un sıfırını buraya elde var biri de tam kısma yazacağız. Yani 1 tam 10 da 0 olarak yuvarlanır. 1'e yuvarlanmış olur. 12 TL'den 1 kilogramda ne aldı? Nane aldı. 12 lira da bunu ödeyecek. Şimdi tahmin ediyor Fatma Hanım. Diyor ki 20 tam 10 da 4 TL kırmızı bibere 15 TL buraya 15,0 yazabiliriz. Karabibere 12 TL de 12,0 yazabiliriz. Naneye verdim. Toplamda ne kadar öderim diyor. Evet 4 virgüllerin altına yine virgül. 5 2 daha 7. 2 1 3 4. 47 tam 10 da 4. Tabi Türk lirasında Türk lirası gösterilirken virgülün sağ tarafında 2 basamak olarak gösterilir. Buraya bir 0 ekleyebiliriz. 47 da tam, tam %40 TL öder diyoruz. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.